بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. صدق الله العظيم. Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmekle en güzel kıssaları sana anlatıyoruz. Hazreti Adem'in çocuklarından biri olan Habil, o gün avlanmak için babasından izin istemişti. Babası, oğlunun başına bir şey gelir korkusuyla önce izin vermemiş, Habil çok ısrar edince kabul etmişti. "Karanlık çökmeden geri dön," diye kendisini uyarmıştı. Habil artık ormanın derinliklerindeydi. Bugün güzel bir ziyafet var. Babam da kardeşim de bu işe çok şaşıracak. Ha! Ha? Nereye gitti bu hayvan? Ceylan ilk defa gördüğü bu canlının ne yapmak istediğini anlamaya çalıştı bir an. Habil de en az Ceylan kadar şaşkın, yapması gerekeni unutacak kadar da iyimserdi. Merhaba güzel Ceylan. Sonra her ikisi de konumlarını hatırladılar. Habil bir taraftan avını arıyor, bir taraftan da gelecek tehlikelere karşı dikkatli olmaya çalışıyordu.
ve nihayet avını buldu. Habil'in kalp atışları hızlandı. Ceylan için ne kadar korku vericiyse, Habil için de o kadar keyif vericiydi. Ceylan nedense kaçmamıştı. Onu orada tutan bir şey olmalıydı. Habil avını köşeye sıkıştırmıştı. Ancak sanki biraz eğlenmek istiyordu. Daha önce hiç yapmadığı bir şeyi yapmak onu biraz da korkutuyordu. Cesaretini topladı. Ceylansa sanki başına gelecekleri kabullenmişti. Habil'in ise heyecandan eli ağırlaşmıştı sanki. Atışını geciktiriyordu. Yavru ceylan sadece annesinin değil, aynı zamanda Habil'in de imdadına yetişmişti. Ve böylece Habil büyük bir yükten kurtulmuştu. Neden kaçmadığını şimdi anladım. Çok güzel. Mutlu bir aile. Bu mutluluğu bozmak istemem doğrusu. Ha? Ne var ki ailenin diğer fertleri de çok uzakta değildi. Habil diğer fertlerin çok masum görünmediğini düşündü. Zaten eve dönmenin zamanı da gelmişti. Yazık ki Habil yaşadığı olaylardan dolayı eve geç kalmıştı. Hazreti Adem oğlunun başına bir şey gelmesinden korkuyordu. Hazreti Adem'in diğer oğlu Kabil ise kardeşinin gecikmesinden ziyade Habil'in getireceği avı merak ediyordu. Kabil son zamanlarda Habil'e karşı bir yarış içine girmişti sanki. Çok iyi bir avcı olduğunu düşünen Kabil kardeşinin getireceği avın küçük olmasını arzu ediyordu. Aksi takdirde bu konudaki başarısı sona erecekti. İçten içe bir çekişme başlamıştı. Nihayet gelebildin. Babam seni çok merak etti. Evet, çok üzgünüm. Galiba bu benim ilk ve son avımdı. Anlıyorum. Elin boş döndüğüne göre haksız da sayılmazsın. Ama az kalsın geyiklerin hışmına uğruyordum, biliyor musun? Geyik mi? Ben de aslanlarla boğuştuğunu sanmıştım. Kabil, babam çok kızdı mı bana? Haberin var mı? Yoo, merak etme. O sana kızmaz. Ben olsaydım kızardı. Ama sen olunca... Bunu nereden çıkarıyorsun? Babam kolay kolay kimseye kızmaz, bunu biliyorsun. Sen farkında değilsin veya oralı olmuyorsun. Ama
Babam sana hep ayrıcalık gösteriyor. Kabil, bu gerçekten yanlış bir söz. Babam için böyle düşünmemelisin. Bunları duysa çok üzülür. Ben de üzülüyorum. Onu ben de seviyorum. Ama sen ne yapıp edip her istediğini elde ediyorsun. Bunu görmediğimi mi sanıyorsun he? Neler söylüyorsun? Senden hiçbir farkım yok. Bu yersiz bir kıskançlıktan başka bir şey değil. Beni çok şaşırtıyorsun. 2 gün önce babam ava çıkmama izin vermemişti. Ama sen isteyince hemen kabul etti. Buna ne diyeceksin peki? Evet, ama o gün fırtınadan dolayı her yer dağılmış ve yeniden yapılması gereken bir sürü işimiz vardı. Unuttun mu yoksa? Evet, yiyeceğimiz de yoktu. Ve ben ava çıkmak isteyince babam izin vermemişti. Çıkardığın sonuç çok yanlış. Kabil, babama haksızlık ediyorsun. Ben babamı seviyorum. Sen olmasan bunların hiçbirisi olmazdı. Bu sözlerinde ciddi olamazsın Kabil. Bil, kafamıza da düşmeden buradan uzaklaşsak iyi olur. Hadi. Hazreti Adem çocuklarını sevgi bakımından birbirinden ayırt etmiyordu. Fakat Kabil yersiz bir kıskançlık içindeydi. Şeytan ve nefsi ona türlü düşünceler aşılıyor, o da bu düşüncelere göre hareket ediyordu. Hazreti Adem çocuklarına görevler verdi. Kabil'in yapısı sert ve merhametsiz olduğu için onun tarımla uğraşmasını istedi. Habil, yumuşak başlı ve merhametli olduğu için hayvancılıkla uğraşmasını istedi. Her iki kardeş birbirinden uzak oldukları halde Kabil kardeşiyle ilgili düşüncelerini değiştirmemişti. Şeytan Kabil'in yanından hiç ayrılmıyordu. Baban kardeşini daha çok seviyor. Onun işi daha kolay. Baban sana zor olan işi verdi. Eğer ondan kurtulmazsan bu durum devam eder. Hazreti Adem bir gün çocuklarını çağırarak onlara Allah için her yıl bir defa hediye mahiyetinde bir kurban vermelerini istedi. Bu her iki kardeş için de bir imtihandı. Sevdikleri mallardan çok az bir kısmını götürüp Hazreti Adem'in söylediği yere bırakacaklardı. Habil hiç tereddütsüz en güzel koyununu seçti. Bunların hepsini Allah için vermeye hazırım. Bunları zaten bana Allah verdi. Kabil ise tarlanın başında oturmuş düşünüyordu. Neden büyük emeklerle yetiştirdiğim ürünümü gidip verecekmişim? Bu bana ait. Sonuçta az da olsa benim bir haftalık ihtiyacımı karşılar. Ama vermezsem babam beni ayıplar. Buna bir çözüm bulmalıyım. Evet, ben de meyvelerin çürük olanlarını seçip oraya bırakırım. Sanırım bu daha akıllıca olur. Kabil kucağında çürük meyvelerle birlikte istenilen yere geldi. Bulunduğu yerde kendisini hiç kimsenin görmediğini düşünmüştü. Fakat içinden bir ses bu konuda yanıldığını söylemekteydi. Allah her yapılanı görür. Bu ses onu korkutmuştu. Bir an kararını değiştirmek istese de sonra vazgeçti. Ya Rabbim, bu hediyemi kabul et. Günahlarımı bağışla. Annemi, babamı, kardeşlerimi selamete ulaştır. Ne var ki Kabil hata ettiğini çok geçmeden anladı. Allah her yapılanı, kalbimizden geçen o gizli sandığımız düşünceleri şüphesiz biliyordu.
Hazreti Adem çocuklarını çağırdı ve onlara Allah'ın Habil'in hediyesini kabul ettiğini söyledi. Fakat Kabil'in hediyesinin ise kabul edilmediğini açıkladı. Hazreti Adem Kabil'e güzelce nasihat etti. Habil olmasaydı sen bu duruma düşmezdin. Habil'i öldür. Gizlice öldürürsen annem ve baban da seni suçlayamaz. Eğer onu öldürmezsen hep böyle üzüleceksin. Onu öldüreceğim. Selam vermek yok mu? Çok üzgün ve öfkeli görünüyorsun. Ne oldu? Seni öldüreceğim. Ha? Öldürmek mi? Öldürmek ha? Bu söz şaka bile olsa hiç hoş değil kardeşim. Sana hiç yakıştıramadım doğrusu Kabil. Sen ölümü çoktan hak ettin. Ne? Ölümü mü? Sen aklını mı kaçırdın? Ne söylediğinin farkında mısın? Eğer Allah'tan korkmasaydım, sana öyle bir dayak atardım ki aklın başına gelirdi. Biz kardeşiz, unuttun mu? Sen benim kardeşim değil, düşmanımsın. Son günlerde iyice sabrımı taşırdın. Artık yeter. Sana nasıl bir kötülüğüm oldu ki? Yeryüzü ikimize de yeter. Hem neyi paylaşamadık ki düşman olalım? Sen beni öldürmek istesen de ben seni öldürmek için elimi kaldıramam. Kabil o gün yaşadığı olaydan dolayı çok üzülmüştü. Kabil'in kendisinden bu kadar nefret ettiğini bilmiyordu. Yükseklere çıkmayı çok severdi Kabil. Dinlenirdi, huzur bulurdu. Ama bu defa içindeki sıkıntıyı giderecek huzuru bulamadı. Ne yapacağını bilemedi. Babasının üzülmesini istemediği için ona söylemek istemedi. Bu meseleyi kendisi çözmeliydi. Belki Kabil'in sakin olduğu bir gün her şeyi konuşup onu kafasındaki yanlış düşüncelerden uzaklaştırabilirdi. Sen de bir şeyler duyuyor musun Kabil? Evet, bir aslan ya da kaplan olabilir. Öyleyse hemen gidelim buradan, ne dersin? Gitmek mi? Neden? Yoksa korkuyor musun? Elbette. Burada durup beklemenin bir gereği yok. Hatta acele etmezsek çok geç olabilir. Korkma, belki buradan geçmeyebilir. Zaten kaçmak için çok geç. Kabil, buradan hemen uzaklaşalım. Ne kadar erken gidersek o kadar iyi olur. En azından yüksek bir yer buluruz. Saçmalama, daha ne tarafa gideceğimizi bilmiyoruz. Belki de birden fazla aslan var. Ha? Bu bir leopar. Sanırım yalnız. Bu daha iyi. Şimdi iyi bak. Sana nasıl bir avcı olduğumu göstereceğim. Babam benimle gurur duyacak.
Bundan sonra ormandaki hayvanlar beni görünce kenara çekilecek. Dur Kabil, bu çok tehlikeli. Kapa çeneni sen. Gel bakalım. Sana kim olduğumu göstereyim. Benim adım Kabil. Bu ormanda tüm hayvanlar benden korkar. Anlıyor musun? Birçok vahşi hayvan öldürdüm. Sen de onların arasına katılacaksın şimdi. Beni anlamıyorsun değil mi? Anlamıyorsun. Dişlerinden kolye yapacağım. Derinden güzel bir elbise. Benimkinden daha parlak ve kalın görünüyor. Bugün çok şanslıyım. Ama ikimizin de şanslı olması mümkün değil. Öyle değil mi? Benim adım... Habil! Habil yardım et! Yardım et Habil! Ölmek istemiyorum! Habil! Çekil buradan! Habil! Sana bir borcum olsun. Bir gün bunu öderim. Fakat bunları asla babama anlatma. Tamam, nasıl istersen. Kabil yardım et! Kötüyü tut! Kabil yoksa düşeceğim! Kötüyü tut lütfen! Lütfen kötüyü tut! Yoksa düşeceğim! Kabil lütfen! Biraz acele et! Kabil beni duymuyor musun? Kabil! Kabil yardım et! Kabil yardım et! Kabil yardım et! Kabil, beni yanlış anlama ama sana bir şey soracağım. Bugün neden yardım etmedin? Bana olan nefretin bu kadar büyük mü? Hayır, yardım edecektim önce. Fakat sonra zorlukların üstesinden tek başına gelmeyi öğrenmelisin diye düşündüm. Bugüne kadar birçok tehlike atlattım zaten. Sen varken böyle bir riske girmeye gerek yoktu aslında. Çok yüksek bir yer değildi. Düşseydin ölmezdin. Ben her zaman sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Kardeşimsin. Ama konuşmaların beni çok incitiyor. Bana karşı olan düşüncelerinin değişmesi için her gün Allah'a dua ediyorum, biliyor musun? Söyler misin? Ne varmış düşüncelerimde? Bunları biliyorsun. Ama eğer farkında olmadığın bir hatam varsa lütfen söyle. Söyle ki hatamı hemen düzelteyim. Oysa hatırlıyor musun, çocukluğumuzda ne kadar da güzel anlaşıyorduk. Şimdi değişen ne oldu ki, söyler misin? Peki dünkü olayı babama anlattın mı? Hayır, unut gitsin. Önemli olan bundan sonrası, yani yarınımız. Babamın gözüne girmek için eline iyi bir fırsat geçmişken neden anlatmadın, söyler misin bana? Babamın gözüne girmek mi? Kabil, babam beni ne kadar seviyorsa seni de o kadar seviyor. Eğer hediyenin kabul edilmeyişini babamın seni sevmediğine bağlıyorsan bu gerçekten çok yanlış. Babam Allah'ın sevdiği bir kuldur. Ve bugüne kadar da her şeyi güzelce açıkladı. Sadece ikimizin geleceği için. Ah tabii. Toprakla mücadele ederek mutlu olmamı istiyor, öyle değil mi? Ben kan ter içinde kalırken sen akşama kadar keyif çatıyorsun. Kabil, eğer yaptığın işi sevmiyorsan seninle işlerimizi değişebiliriz. İnan bana, bunların hiçbiri sorun değil gerçekten. Bunu babamın teklif etmesini isterdim. Eğer kalbi sana karşı daha yumuşak olmasaydı kolay olanı vermezdi. Benim karşı çıkmam bir şey ifade etmez. Ben her gün yoruluyorum. Ama sabrediyorum, görüyorsun.
Peki neden düşüncelerini babama açmıyorsun? Yani bu şekilde içine kapanman doğru değil bence. Belki bir gün. Tabii kendisi konuşmak isterse. Habil, kardeşinin gurur ve kibir dolu düşüncelerinin onu mahvedeceğini düşünüyordu artık. Ne kadar izah etse de Kabil yanaşmıyordu. Kabil beni duyuyor musun? Kabil uyan artık. Kabil buraya gel. Kabil uyan. Kabil acele et. Buraya gel. Uyan artık Kabil. İn o saldan. Ateşe gidiyorsun. Kabil uyan lütfen. Kabil buraya gel. Kabil. Hayır, İno saldı. Kabil! Hayır Kabil, İno saldan. Ateşe gidiyorsun. Kabil! O gün insan ilk cinayetini işleyecekti. O gün kardeş kardeşi öldürecekti. Hiç yoktan sebeplerle haksız yere merhametsizce bir kardeş kardeşini öldürecekti. Görüyorum ki çirkin düşüncelerini hala kafandan atamamışsın Kabil. Sen bir şeytansın. Masum görünmeye çalışma. Ailemle aramızı bozdun. Ne annem ne de babam sana kötü bir söz söylemedi. Üstelik ben de her zaman seninle iyi olmak istedim. Ama sen hep beni tersledin Kabil. Kendini hep iyi gösterdin. Daha da kötüsü, senin yüzünden Allah benim hediyemi kabul etmedi. Sen olmasaydın bunların hiçbirisi olmazdı. Verdiğin hediyeleri gördüm. Hepsi çürüktü. Allah samimi olmayanların hediyesini kabul etmez. Bu yüzden beni suçlayamazsın Kabil. Sen olmasaydın bunlara gerek kalmazdı. Senin yüzünden küçük düştüm. Senden nefret ediyorum. Öyle mi? Demek seni hep huzursuz ettim kardeşim. Ancak seni öldürdüğüm zaman rahat edeceğim. Dilerim senin soyun senin gibi kan dökücü olmaz. Sen aile bağlarını bozan ikiyüzlü birisin. Soyum için tehlikesin, benim için de. Şüphesiz hem kendi günahını hem de benim günahımı yüklenmeni ve böylece cehenneme girmeni isterim. Haksız yere öldürenlerin cezası budur çünkü. Yeter artık, yeter! Ebediyen sus! Ben ne yaptım?
Ne yaptım ben? Kabil'in yeryüzünde kıskanacağı, nefret edeceği, kötülük yapabileceği kardeşi yoktu artık. Tüm dünya ona kalmıştı. Yapayalnız, çaresiz. Habil hayatını hep güzel yaşadı. Kardeşine karşı hep iyi olmak istedi. İlk ölen insan oldu. İlk öldürülen insan oldu. Şehitlerin ilki oldu. Cenneti ilk kazanan insan oldu. Habil iyiliği temsil etti, Kabil ise kötülüğü. Habil, kalk hadi. Kalk. Hadi. Beni duyuyor musun? Habil, bırak şakayı. Aman Allah'ım, ne yaptım ben? Kardeşimi mi öldürdüm? Kabil çok büyük bir hata yaptığını anlamıştı. Kardeşinin cesedini bir süre inceledi. Bedeni birden soğumuştu. Sonra babası aklına geldi. Kalbini büyük bir korku kapladı. Kardeşinin cesedini ormanın içine doğru götürmeye karar verdi. Daha sonra ne yapacağı hakkında bir fikri yoktu. Ceset çok ağırdı nedense. Sürükleyerek olabildiğince uzağa götürdü. Suçunu örtmeliydi. Ama nasıl? Babasına nasıl bir yalan uyduracağı konusunda uzun süre düşündü. Keşke hiç yapmasaydım diye içinden geçirse de yine de haklı olduğunu düşünmüyor değildi. Şu anki tek düşüncesi kardeşinin bedenini ne yapacağıydı. Orman gece olunca güzelliğini örtmüştü sanki. Kulağına sesler geliyordu. Sanki ağaçlar, kuşlar "Katil!" diye haykırıyordu. Bu ses onu çıldırtabilirdi. Her şeyin bir gün öncesine dönmesini arzu etti bir an. Şimdi evde ailemle olurdum diye geçirdi içinden. Oysa yalnız ve çaresiz kalmıştı. Sonra kendini toparlayıp cesedi tekrar sürüklemeye başladı. Babasının kendisini bulmasından çok korkuyordu. Daha çok uzaklaşmalıydı. Bir tepeye varınca durdu. Hem çok yorulmuş hem de midesi bulanmaya başlamıştı. Yıllardır yaşadığı orman kendisine küçük bir kafes gibi gelmişti. Ertesi gün değişen bir şey olmadı. Cesedi ne yapacağını bilmiyordu. Ne ceset için, ne kendisi için, ne geleceği için hiçbir fikri yoktu. Sadece üzüntü ve öfkeyle karışık bir duygu içindeydi.
Allah'ım şu karga kadar olamadım. Yazıklar olsun bana. Kabil yüksekçe bir tepede açtığı mezara kardeşi Habil'i gömdü. Hem rahatlamış hem de içini bir hüzün kaplamıştı. Kardeşinden ayrılmıştı artık. Halbuki kendisini seviyordu. Şimdi hem kardeşini kaybetmişti hem de ailesini. Geri dönmek istemedi. Babasına verebileceği bir cevabı yoktu. Buradan çok uzak bir yerde yaşamaya karar verdi. Neden böyle olduğunu tartıştı kendi içinde. Düşündü, düşündü. Habil'in iyi bir insan olduğuna karar verdi önce. Fakat yanlışlarının da olduğunu ve sırf bu yüzden ölümü hak ettiği sonucuna vardı tekrar. Kendisini bu konuda haklı buldu. Birçok defa uyardığım halde aynı hatalarını devam ettirdi dedi. Kabil hatasını kabul etmek istemiyordu. Kabil bu hal üzere babasından çok uzaklarda hayatına devam etti. Kabil ilk cinayeti işleyen insan oldu. Kabil'den sonra da bu cinayetler devam etti. İnsanoğlu haksız yere cana kıymayı daha sistemli bir hale getirdi. Aynı anda onlarca, yüzlerce insanı öldüren yeni Kabiller türedi. Her Kabil kendi cinayeti için yeni silahlar üretti. Bu silahlarla insanları, çocuk, kadın, yaşlı demeden öldüren Kabiller kendilerini hep haklı gördüler. Oysa ki kendileri de dahil herkes onların haksız olduğunu bilmektedir. Bununla birlikte Kabillerin aramızdaki varlıkları kıyamete kadar sürecektir. Bismillahirrahmanirrahim. Vetlu aleyhim nebe ebney Adem bil hak. İz karraba kurbanen fetukubbile min ahadihima ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين Sadakallahu'l-Azim. Ey Muhammed! Onlara Adem'in iki oğlunun haberini gerçek olarak oku. Hani birer kurban sunmuşlardı da birininki kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen diğerine andolsun seni öldüreceğim demişti. O da şöyle cevap vermişti. Allah ancak takva sahiplerinin sunduğunu kabul eder. Andolsun ki sen beni öldürmek için elini bana uzatsan bile ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak değilim. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım.